Teknobat'tan herkese merhabalar. Ben Ali Güngör. Bu videoda sizlerle birlikte BenQ'nun W2700 ev sinema projeksiyon sistemini inceliyoruz. İş projeksiyonlarının aksine ev sinema projeksiyon sistemlerinde özellikle yüksek çözünürlük ve canlı renkler çok önemli iki tane nokta. Bu projeksiyon cihazı da 4K yüksek çözünürlüğe ve de HDR yani yüksek dinamik aralık desteğine sahip. Bununla birlikte REC709 renk gamutunun %100'ünü, DCI-P3 renk gamutunun %95'ini kapsayan çok canlı ve zengin renkleri var. Peki bu iki farklı renk gamutu bizim için neden önemli? Rec 709 renk standardı SDR dediğimiz standart dinamik aralığa sahip sinema filmlerinde yönetmenin ve filmi tasarlayan ekibin esas olarak temel aldığı renk standardı. Bu yüzden Rec 709 profilinde bir filmi izlediğimiz zaman sinemada görüntülenmek için tasarlandığı renkleri karşımızda görebiliyoruz. Cihazın bu noktada bu renkleri tam gamut ile gösterebilmesi bize gerçekten sinema benzeri bir deneyim sunması açısından çok önemli. Peki o zaman DCI-P3 renk gamutuna niye gerek var? DCI-P3 de renk gamutunun farklı bir standart ile kapsanması. Bu projeksiyon cihazında SDR değil, HDR yani yüksek dinamik aralığa sahip videoları izlediğimiz zaman da bu noktada DCI-P3 renk gamutu devreye giriyor. Ve de bu renk gamutu ile birlikte tasarlanmış yüksek dinamik aralığa sahip görüntüleri karşımıza getiriyor. Yani içeriğe göre iki farklı renk standartında tasarlanan şekilde görüntüleme yapmamız sağlanıyor. Projeksiyon cihazlarında canlı renklerin sağlanması için kullanılan teknolojilerin en önemlileri ve en güncelleri W2700'de de kullanılmış durumda. 0.47 inçlik bir DLP çipi var. Bu yonganın üzerinde yer alan mikro aynaların hareketi sayesinde Başta gri bir ışığı oradaki renk tekerine çarptırıyor. Renk tekeri RGB RGB olarak 6 tane renge sahip ve hızlı bir şekilde dönerek, yüksek frekansla dönerek içerisinden geçen ışığı renklendiriyor. Ardından burada gördüğümüz lens projeksiyon mekanizması da ışığı karşı tarafta perdeye yansıtıyor. Bu noktada DLP çipinin kalitesi, teknolojisi Burada kullanılan renk tekerinin yeni frekansı ve kalitesi aynı zamanda da buradaki objektif lensinin kalitesi çok çok önemli noktalar. Burada kullanılan projeksiyon lensi 10 elementli 8 gruba ayrılmış yüksek kaliteli bir lens sistemi. Bu lens sistemi özellikle keskin görüntü vermek üzere tasarlanmış. Zaten 3840x2160 4K çözünürlük var. Bu çözünürlüğün kaliteli bir şekilde geniş perdede, çok yüksek inçlerde bile bozulmadan gösterilebilmesi için buradaki sistemin hepsinin kaliteli olması önemli. W2700'de daha önceki BenQ'nun başarılı olmuş Full HD ev sinema projeksiyon sistemlerini daha ileriye taşıyarak hem 4K yükseltmek hem de bu optik ve de DLP çipinin yeni neslini kullanmak üzere tasarlanmış. Buradaki renk gamutu zaten bize bunları gösteriyor. Elbette farklı ışık koşullarına kullanacağımız için lümen yani parlaklık değeri de önemli. Bu projeksiyon cihazı 2000 lümen parlaklığa 30.000'e bir kontrast değerine sahip 30 bit renk var ve de çok yüksek kalitede renkleri gösterebiliyor. Biz de bunu kendimiz deneyerek BenQ'nun W2700'deki vaatlerini ne kadar yerine getirdiğine elbette birlikte bakıyoruz. Bu esnada olay sadece tabii ki renk tekerleği, DLP çipi ya da buradaki optik aksamdan ibaret değil, arka tarafta kullanılan yazılım ve diğer elektronik teknolojiler de aynı şekilde önemli. Özellikle sinema tutkunlarının sevdiği modlardan bir tanesi 24 kare filmleri 24 kare izleyebilmek. Bu projeksiyon cihazı 4K 30 Hz ya da 60 Hz'in yanı sıra 24 kare resimleri de 24 kare olarak gösterebiliyor. Bu da sinematik hareket akışını gerçekten değiştirmeden görüntülemek isteyenlerin sevdiği özelliklerden bir tanesi. Ancak akıcı, spor dolu ve de dinamik görüntülerde de araya kare ekleyerek bunu 60 kareye çıkartabiliyor. Bu da diğer iyileştirme teknolojileriyle birlikte çok önemli bir nokta. BenQ'nun kullandığı buradaki diğer teknolojiler özellikle ten renklerini soluk değil, canlı ve de sıcak göstermek üzere, 4K çözünürlükte çözünürlüğün düşük olduğu yerleri yükselterek yüksek kaliteli, gerçekten iyi bir görüntü vermek üzerine iyileştirmeler ve de dediğimiz gibi hareketin hızını ayarlayarak iyileştirme yapmak üzerine kurulu olan diğer geliştirme teknolojileri. Bunların hepsi bir arada kullanıldığı zaman farklı içeriklere karşı esnek çözümler elimizin altında oluyor. Yine dinamik olarak geliştirme yapılan noktalardan bir tanesi de ses. İçerisinde özel odacıklara sahip 5 wattlık 2 adet hoparlör var. Yani toplam 10 wattlık bir ses sistemiyle birlikte geliyor. Ve burada Benk'in sinematik ses teknolojisi de işin içerisine girerek sesi farklı ekolajzer ayarlarıyla hem sese hem müziğe ya da sinematik deneyime göre değiştirme imkanı sağlıyor. We need to do something. Taking out the captain should buy the Gondorians some time. And they could lead us to the Palantir. We must find a worm and make him talk. Özetle bu projeksiyonu kurup kullandıktan sonra farklı modlar arasında geçiş yaparak standart çözünürlükte standart dinamik aralığa sahip ya da yüksek dinamik aralığa sahip yüksek çözünürlüklü videoları zevk ile izleyebiliyoruz. Özellikle parlak ışık altında bile 2000 lümenine görülebilirlik sağlayabiliyor. Ancak elbette genellikle bu projeksiyonu kullanacağımız ev sineması ortamında biraz daha loş ışık, sinematik bir atmosfer olacak. Bu da W2700'ün lamba ömrünü olumlu etkileyen unsurlardan bir tanesi. Normal modda 4000 saat, ekonomik modda 10000 saat ve akıllı otomatik ekonomik modunda ise 15000 saat lamba ömrü sunabiliyor. Bu da yıllar yılı lamba değiştirmeden ya da renk değişimleri olmadan aynı kalitede izleyebilmek demek. Elbette bütün bunlar kutudan çıktığı zaman güzel. Ancak Uzun vadede ne olacak derseniz bunu etkileyen en önemli noktadan bir tanesi dediğimiz gibi DLP teknolojisinin kullanılması. ikincisi de kutudan çıktığı haliyle zaten fabrika kalibrasyonlu renkleriyle gelmesi. Burada aldığınız projeksiyon cihazıyla birlikte gelen zarfın içerisinden ürünün bireysel kalibrasyon raporu karşınıza çıkıyor. Bank Projector Online Factory Calibration Report isimli bu İngilizce kalibrasyon raporunda renkleri ne kadar iyi gösterdiğini, sizin cihazınızın performansını ve ayarlardan sonraki halini görebiliyorsunuz. Burada sadece RGB renkleri ya da diğer renk gamutlarına değil, aynı zamanda 2.2 gamma değerine ne kadar sadık kaldığını da görebiliyoruz. Özellikle gamma olarak referans 2.2 gamaya birebir sadık kalmış bir projeksiyon cihazı var karşımızda. Bunun ötesinde BenQ Mikroskop CL200X model cihaz ile kalibre ettiğini de yine raporda bizlerle paylaşmış. Bu gerçekten güzel noktalardan bir tanesi. Monitörlerde olduğu kadar projeksiyon cihazlarında da fabrika kalibrasyonlu renklerle karşılaşmak kullanıcı deneyimini gerçekten iyi hale getiriyor. Peki başta kaliteli dediğimiz lens sisteminin ya da ayna sisteminin her şeyin güzel sonuçlar verdiğine nasıl bu kadar emin olabiliyoruz? Fabrika kalibrasyonu haricinde projeksiyonu yansıttığımız zaman özellikle kenar detaylarda renklerde chromatic aberration dediğimiz gökkuşağı varlığı renk dönüşümlerinin olup olmadığına bakıyoruz. Detaylara baktığımız zaman gerçekten lens sistemi sayesinde kenarlarda böyle bir renk bozulmasının olmadığını görebiliyoruz. Yine ten tonlarına bakıyoruz. İnsanların tenlerindeki renkler videoda kaliteli canlı bir şekilde karşımıza geliyor mu? Karşımızdaki görüntünün renklerinden, çözünürlüğün keskinliğinden ve özellikle kenardaki ince detaylardan memnun kaldığımızı söylemem gerekiyor. Bu noktada kullanıcı duvara bile yansıtsa güzel bir sonuç elde edebiliyor. Ancak gerçekten ideal sonuçlar için böyle bir ev sinema sistemi kurduğunuz zaman geniş bir projeksiyon perdesi almanızda fayda var. Hesaplı bir perde bile en yüksek kalitede görüntü için sizlere çok daha büyük faydalar sunuyor. Ancak istediğiniz yere götürüp istediğiniz ortama tabii ki yansıtma yapabilir. Menüdeki ayarlarda yansıttığınız yere göre ince ayarlarda düzenleme yapabilirsiniz. Gelelim kurulum ve düzeltme özelliklerine. Vertical Shift yani dikey kaydırma dediğimiz %10'luk ayarlama imkanı sayesinde daha önceden BenQ'nun belirli model 1080p projeksiyon cihazlarını kurduğunuz bir tavan askınız varsa tavan askısının yerini değiştirmeden 4K'ya yükseltme yapabiliyorsunuz. Bu dikey kaydırma sayesinde aynı kurulumu yine istediğiniz yere yansıtma yapmakta kullanabiliyorsunuz. Bu da yükseltme yapacak olan kullanıcılar için güzel özelliklerden bir tanesi. 1.3x optik zoom kullandığı için farklı konumlandırmalara uygun. 1.13 ile 1.47 arasında atom oranlarına sahip ve de 2.5 metreden 100 inçlik bir perde oluşturabiliyorsunuz. Yani boş geniş bir duvarınız varsa sadece 2.5 metreden bile 100 inçlik dev bir ekran elde etmek çok güzel noktalardan bir tanesi. Peki, ev sinema sistemlerinin kullanımı, kurulumu rahat mı? Özellikle tavan askısı ya da masanın üzerine konumlandırma için birincisi alanınız ve mesafeniz olması gerekiyor. Ancak yeni projeksiyon cihazlarının bu dediğimiz atım oranları oldukça iyi olduğu için çok eski projeksiyon cihazlarına göre çok daha esnek kullanım senaryoları var ve kurulumda kullanımda açılar %100 oturmadığında kenarlara doğru hafif bombeli bir görüntü olursa bunu da yine keystone düzeltme özelliği sayesinde dikey yani düzgün hale getirebiliyorsunuz. Masanın üzerine kurduğunuz zaman alt kısımdaki ayarın yüksekliğini ayarlayarak yansıtmadaki açınızı doğrudan aşağıya doğru değil, yukarıya doğru, duvara doğru ayarlayabiliyorsunuz. Bu yüzden farklı kullanımlara uygun esnek olduğunu söyleyebiliriz. Masaüstü kullanımda üzerindeki açma kapatma, menü ve de ayar tuşlarını kullanabildiğiniz gibi güç, sıcaklık, lamba ışıklarını görebiliyorsunuz. Buradaki lensin ayarları sayesinde de odaklamayı, zoom'u ve lens shift özelliklerini kontrol edebiliyorsunuz. Buradaki kontrol tekerlerini kaydırması ve lense ayarlayıp odaklaması son derece kolay. Adaptörü içerisinde olduğu için doğrudan arka tarafa güç kablosunu bağlayarak kullanmak mümkün. Aynı zamanda üzerindeki USB portu sayesinde buna medya okuyucuları takarak fotoğraflarınızı ve videolarınızı doğrudan USB portundan oynatmanız da mümkün. Aynı şekilde HDMI portlarıyla farklı görüntü kaynaklarına bağlayabiliyorsunuz. Üzerinde yer alan HDMI portları HDMI 2.0B standartına ve HDCP yani High Definition Content Protection destekli. Bu neden önemli. Sinema sistemlerinde medya oynatıcılarda, kullandığınız kabloda ve projeksiyonda HDCP olmadan lisanslı içerikleri, özellikle blu-ray'lerinizi oynatamadığınız durumlar olabiliyor. Bu yüzden HDCP özelliğinin cihazınızda olduğundan ev sinema sistemi kurarken emin olmanızda fayda var. Arka taraftaki portlara bakmaya devam ettiğimiz zaman burada servis portumuz, media reader denilen USB 3.0 portumuz, bunun yanında 2 adet HDMI portumuz, yanında 2.5 amper güç çıkışı verebilen USB portumuz, optik bağlantımız, ses çıkışımız da mevcut. Yani daha yüksek kaliteli bir ses sistemini, çevresel ses sistemini optik bağlantı ile bağlayıp kullanmak da mümkün. Uzaktan kumandasına geçecek olursak özellikle tavan montajı yaptığınızda en önemli nokta uzaktan kumandanın rahat olması. Tuşlarının son derece kullanışlı, rahat ve de karanlıkta kullanım için içerisinden aydınlatmalı olduğunu da söyleyelim. Beyaz kasa tasarımı, beyaz kumanda tasarımı, genel olarak yuvarlak hatları, son derece şık bir projeksiyon cihazı ve yeni nesil olduğunu bu tasarımıyla, kasasıyla da bizlere gösteriyor. Bu projeksiyonu 3D görüntüleri görüntülemekte kullandığınız zaman 1080p'ye yani Full HD'ye geliyorsunuz. Zira özellikle iki farklı görüntünün aynı anda üst üste görüntülenmesi gerekiyor. Yani 4K projeksiyon cihazlarında 3D mod olduğu zaman bu projeksiyonda da diğerlerinde de çözünürlük Full HD oluyor. Güç tüketimine baktığımız zaman maksimum 350 Watt, normalde 340 Watt ve Eko'da 280 Watt güç tükettiğini görebiliyoruz. Kapattığınız zaman standby modunda da yarım watt civarında güç tüketiyor. Normal çalışmada 30 ila 28 desibel arasında bir sesi var. Projeksiyon cihazları çok sessiz ortamlarda kendi içerindeki soğutmanın fan sesiyle duyulabiliyorlar. Ancak yine de ses seviyesinin gelişen modellerde gittikçe aşağı indiği de dikkatimizi çekiyor. Bunun istisnası çok yüksek rakımlı yerlerde projeksiyon cihazı kullanmaya kalktığınızda Hava seyrek olduğu için fanların çok daha fazla hava üflemesi gerekiyor ve de projeksiyon cihazının sesi gerçekten artıyor. Bu yüzden çok yüksek bir tepede, bir dağ kulübesinde, bir dağ evinde projeksiyon sistemi kuracaksanız daha yüksek bir fan sesine hazırlıklı olmanız gerekiyor. Ancak özellikle deniz seviyesinde ve normal şehir yükseltilerinde çok yüksek bir ses olmadan projeksiyon cihazınızı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Peki televizyon mu projeksiyon cihazının? Aslında cevap belli bir açıdan basit. Projeksiyon cihazı kullanmanın avantajı temel olarak 300 inçe ulaşan devasa ekran boyutlarını çok daha hesaplı bir şekilde elde etmek. Üstelik yeni nesil 4K çözünürlük sayesinde ve de optik geliştirmeler sayesinde görüntü çok keskin ve net oluyor. 2000 lümen parlaklık sayesinde de ortam aydınlık olduğunda ekranı görebilir miyim diye endişe etmenize gerek kalmıyor. Üstelik yansıtma olan ekranlarda arka taraftan ışık gelse bile bu ışık herhangi bir camın üzerinden yansıma yapmadığı için belirli bir avantajı var. Öte yandan aşırı güneş ışığı altında 2000 lümende bile elbette ki deneyim hafif loş ortamlara göre değişiyor ve de içerideki görüntüdeki farkı fark edebiliyorsunuz. Bu noktada özellikle sinematik deneyim, tiyatral sunum biraz daha farklı noktalar. Televizyon koyduğunuz zaman çok yüksek bir görüntü kalitesi elde edebiliyorsunuz. Ancak projeksiyon biraz daha sinema perdesinde projeksiyonla izleme zevkini birebir evinize getirmek için tercih edebileceğiniz bir seçenek. Kimimiz dijital müzik dinliyor, kimimiz halen pick-up'larla koleksiyon yapıyor, biraz daha analog günler ya da yüksek kaliteli ürünleri daha çok seviyoruz. Projeksiyonlar da karakter olarak kendi ev sinema salonunda gerçek sinema salonu hissiyatını hissetmek isteyenlere bu tiyatral hissi ve deneyimi daha iyi bir şekilde yansıtıyor. Üstelik çok yüksek perde boyutlarına, çok yüksek görüntü alanlarına rahatlıkla erişmemizi sağlıyor. BenQ'nun W2700 modeli de özellikle hem SDR hem HDR Pro ile HDR10 HLG desteği sayesinde standart dinamik aralıkta ya da yüksek dinamik aralıkta çok farklı sinema filmlerini gerçekten yüksek renk kalitesiyle deneyimimizi sağlayan, beğenimizi kazanan bir projeksiyon cihazı oldu. Daha fazla ne olabilirdi derseniz bence PC ve medya oynatıcının haricinde ya da konsolu da taktığımızı düşündüğümüzde iki değil daha fazla HDMI portu bu projeksiyon cihazında sunulabilirdi. Şimdi özellikle oyun oynarken dikkatimi çeken nokta input lag yani giriş gecikmesi değerinin ideal olmaması oldu. Özellikle rekabetçi FPS türü oyunlar için ideal değil. Ancak genel anlamda eğlenceli oyunları oynayabilecek kadar hızlı olduğunu söyleyebilirim. Öte yandan diğer eksi nokta menü geçişlerinin oldukça yavaş olması. Menü geçişlerini bir ayar uyguladığımız zaman ayarın uygulanması için birkaç saniyelik bir bekleyiş var. Bu da menü modları arasında geçiş yaptığımız farklı senaryolarda bizi bekletiyor. Bunların daha hızlı olması iyi olurdu. İlk başlarda HDR modunu test ederken yeşil bir ekran ile karşılaştık. Ardından Recep ile birlikte bakıp bir yazılım güncellemesi yaptık. Firmware güncellemesini yaptıktan sonra Windows'daki HDR ayarını açtığımız zaman yeşil ekran problemi de ortadan kalktı. Bunlar da bizim incelemedeki önemli deneyimlerimiz oldu. Artılarını değerlendirdiğimizde ise yüksek çözünürlük, renk kalitesi, farklı ayarlar ve de optik kaliteden memnun kaldığımızı söylememiz gerekiyor. Bir ev sinema sistemi kuracaksanız günümüzde 2019 yılında değerlendirmeniz gereken önemli projeksiyon cihazlarından bir tanesi W2700. Bütün soru ve yorumlarınızı bizlerle aşağıda paylaşabilirsiniz. Teknopat.net'te yeni videolar için internet sitemizi ve YouTube kanalımızı da takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.